Gelen son dakika haberine göre Türkiye S-400'e taviz verecek. Bloomberg, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin hava savunma sistemi S-400'e taviz vermeye hazır olduğunu iddia etti. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma sistemini alamayınca Rusya'dan S-400 tedarik ederek hava savunmasını güçlendirdi. Batılı haber ajansı Bloomberg ise iki Türk yetkiliye dayandırdığı Türkiye S-400'e tavize hazır şeklinde servis ettiği haberinde Türkiye'nin terörist YPG, PKK'nın desteklenmemesi şartıyla S-400'ler konusunda taviz vermeye hazır olduğunu belirtti. Bloomberg haber ajansı Türkiye'nin ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerle ilişkisini kesmesi halinde Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiğini bildirdi. Bloomberg'e konuşan ve adları açıklanmayan iki Türk yetkili, Türkiye hükümetinin bu konuda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi. İddiaya göre Türkiye S-400'lerin sınırlı kullanımını Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelecek olan yaptırımlar ve silah tedariğinin zarar görmemesi için de bu fikre sıcak baktığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada şu anda S-400'de birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmemiz olacak. Bununla beraber birçok konuyu görüşeceğiz demişti. Evet, haber ne kadar doğru bilmiyorum. Bloomberg'in açıkladığı bir şey bu. Ama Türkiye taviz verirse Amerika Birleşik Devletleri oradaki Kürtleri YPG, PKK'yı desteklemeyeceğim dese bile yine el altından destekler. Çünkü bunların sözüne hiçbir zaman güven olmaz. Zaten kaç kere Türkiye'yi kandırdılar. Türkiye sözünde duruyor ama onlar durmuyor. Tabii kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor, ne bitiyor onu bilmiyoruz. Erdoğan en iyisini bilir. Ama şöyle bir şey de var. Yine bu rahip olayına dönebilir. Rahip olayında da Erdoğan'a baskı yaptılar ve rahibi bıraktılar. Ama hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Şimdi Selahattin Demirtaş için, Kavala için, o birkaç kişi daha var. Onlar için ne yapıyorlar? Yine baskı yapıyorlar. Türkiye bıraksın diye. Erdoğan'a da AK Parti içinden baskı yapılıyor. Yani yapılmazsa işte şöyle olur, böyle olur diyerek sanki hiçbir çaremiz yokmuş gibi bir hava estirerek bir baskı yapılıyor. Bu S-400'ler konusunda da tahmini olarak söylüyorum. Yine AK Parti içinden birileri Erdoğan'a İşte S-400'lerde taviz verelim, Amerika ile ilişkileri düzeltelim gibi bir şeyler fısıldadı herhalde. Erdoğan ne yapar ne eder onu bilmiyoruz ama bakalım ilerleyen zamanlarda bu belli olacak.